Türk milletinin bu marşta söylediği şeyi anlayamaz hale getirildiğini fark ettik. Dolayısıyla Türk milletinin İstiklal Marşı ile olan bağını yeniden İstiklal Harbi'nde olduğu gibi kurabilmek diye bir gayemiz vardı ve bugün biz İstiklal Marşı'nı devlet dairelerinde, mekteplerde, spor karşılaşmalarında okunduğu gibi okumuyoruz. Evet, oraya gelmek istiyorum. Buradan önce Samsun'daydınız yanılmıyorsam. Çarşamba. Çarşamba ilçesinde yine bir etkinliğe katıldınız. Evet. Orada hatta basına da malzeme oldu. İnternet sitelerinde de şu an en çok tıklanan videolardan bir tanesi konumuna geldi. İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudunuz. Salonda İlahi gibi okumadık. İlahi yani o şekilde. O şekilde yani İstiklal Marşı bizim okuduğumuz şekilde okunmak üzere yazılmıştır. Bunu herkes fark edebilir. Yani İstiklal Marşı'nın metin olarak vurgularının hepsi bizim okuduğumuz şekle uyar. Halbuki bizim okuduğumuz derken Çarşamba'daki okuyuş tarzınızı tabii, söylüyorsunuz. Tabii, tabii yani. Ama bugüne kadar biraz yadırgandı herhalde oradaki okuyuş Hayır, tarzınız. Hayır, yadırganmadı. Korkuldu. Yani Türk milletinin İstiklal Marşı böyle okunacakmış diye hakikati fark etmesinden korkuldu. Yani İstiklal Marşı'nın bugünkü resmi bestesi zaten bir oyunla kabul edilmiş bir şeydir. İstiklal Marşı ilk icra edildiğinde bugün okunduğu gibi okunmuyordu. Dört farklı makamda zaten herhalde o dönemlerde icra edilmiş. Yani birçok bestesi var, evet. İstiklal Marşı'nın. Rast makamı, Acema, Şiran. Bir tanesi, evet. Biz Hüzan makamında okuyoruz. Evet. Peki aldığınız tepkiler ne yönde oldu sizin o İstiklal Marşı'nı okuyuşunuzun ardından? Çünkü yani salonun bir kısmı ayağa kalkmış, bir kısmı kalkmamış. Biraz bir şaşkınlık olmuş herhalde o atmosferde. O yani işte Türkiye lehine tavır koymaktan koyduğu için cezalandırmaktan korkanlar ayağa kalkmadılar. Türkiye lehine tavır koydukları için cezalandırılmaktan korkanlar ayağa kalkmadılar. Çünkü İstiklal Marşı'nın anlaşılması Türkiye'nin sonuna kadar, kıyamete kadar yaşayacak bir devlet olduğunun anlaşılması demektir. Yani İstiklal Marşı'nda ne söylendiğini biz ifade etmek istiyoruz. Türkiye o ruhu